Üzerinde yaşadığımız gezegen tek hücreli canlılardan devasa memelilere kadar milyarlarca canlıya ev sahipliği yapıyor. Bu canlıların hepsi dünyanın yaşayan kabuğunu yani biyosferi oluşturuyor. Dünyada bulunan bu canlı çeşitliliği ise 1,5 milyon türden daha fazladır. Ve gezegendeki tüm canlı türlerinin %65'ini böcekler oluşturur. Peki böcek kelimesini duyduğunuzda aklınızdan tam olarak ne geçiyor? Şu an böceklerin küçük ve önemsiz varlıklar olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Belki de böcek deyince çoğunuzun aklında rahatsız edici bir görüntü canlanmıştır. Fakat böceklerden endişe etmenize gerek yok. Tabii ki mahsulleri bir çekirge sürüsü tarafından yok edilen bir çiftçi değilseniz. Avrupa'ya da Kuzey Amerika'da yaşayan sıradan bir insan için böcek kelimesi demek, muhtemelen bir sivrisinek, örümcek ya da hamam böceği görüntüsünü hayal etmek demektir. İnsekta sınıfının bu temsilcileri ılıman iklim bölgelerinde her yerde bulunurlar ve genelde zararsızdırlar. Ancak eğer tropik bir bölgede yaşıyorsanız onları böyle zararsız ve önemsiz küçük yaratıklar olarak düşünmemelisiniz. Tropikal koşullarda böcekler gerçekten büyük ve tehlikeli üyelere sahiptirler. Örneğin Peru ve Kolombiya'nın yağmur ormanlarında yaşayan titan böceğini ele alalım. Titan böceği 7 inç veya yaklaşık 18 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilir. Ayrıca Karayipler'de egzotik bir adayı ziyaret ederken ekrandaki bu çıyanla karşılaşabilirsiniz. Bu yaratığın adı Scolopendra gigantea. Bu uğursuz isim ona sadece bir neden yüzünden verildi. Bu tür sınıfının temsilciler arasında gerçek bir dev. 20'den fazla parçadan oluşan bir gövdeye ve yaklaşık 12 inçlik bir uzunluğa sahip. Bu 30 santimetreden uzun olduğu anlamına geliyor. Bu böceğin zehri insanların kafatasının üst kısmının bir gün boyunca şişmesine ve şiddetli ağrılar geçirmesine sebep oluyor. Ancak bu inanılmaz derecede büyük olan böcekler bile milyarlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış olan korkunç ataları ile boy ölçüşemiyor. İnsan ırkı kendisi var olmadan önce dünyada hangi canlıların yaşadığını her zaman merak etmiştir. Bu yüzden insanlık gezegenimizde yaşamış olan eski türleri tespit etmeye çalışıyor. Çeşitli araştırmalar ve kazılar geçmişin bazı noktalarını resmetmemize olanak sağlayarak bilim insanlarına bu konuda yol göstermiştir. Açıkçası geçmiş hakkında çözülememiş pek çok soru var. Ancak yorulmak bilmeyen araştırmacılar sayesinde Homo sapiens'in ortaya çıkmasından 100 milyonlarca yıl önce gerçekleşen olaylar hakkında her zamankinden daha fazla bilgiye sahibiz. Hepimiz tarih öncesi dev sürüngenler olarak resmedilen dinozorlar hakkında birkaç şey duymuşuzdur. Ama dinozorlar eski çağlarda gezegenin tek sakinleri değillerdi. 250 milyon yıl önce ve onun da öncesinde çok sayıda böcek türü büyük sürüngenlerle birlikte yaşıyordu ve doğayı eşit derecede paylaşıyorlardı. Dünya çapındaki paleontolojik kazılar bilim insanlarına çok sayıda böcek fosili bulgusu sağlamıştır. Bulunan fosillerin birçoğu pek önemli değil. Ama bu fosillerin bazılarının devasa büyüklüğü, en büyük korku romanı yazarlarının bile vizyonuna meydan okuyor. Örneğin Moğolistan'da yapılan kazılarda keşfedilen dev bir pireyi ele alalım. Bu pire 2,5 santimetre uzunluğundaki bir gövdeye sahip. Günümüzde yaşayan pireler ise sadece 1 milimetre uzunluğa sahip. Bu yaratık modern pire ile karşılaştırıldığında onun yanında dev gibi kalıyor. Kan emmek için kullandığı delici hortumu ise neredeyse 1 santimetre uzunluğa sahip. Tam bir canavar değil, ancak kimse bu pireyi yatağında görmek istemez. Tabii ki eski çağlarda yaşayan en büyük böcek bu değildi. Size 230 milyon yıl önce dünya üzerinde yaşayan eski bir böceği tanıtmama izin verin. Onun adı Dictyonoridae. Bu devasa böceğin kanat açıklığı yaklaşık 20 inçti. Ve bu da 50 santimetreye denk geliyordu. Yani Dictyonoridae'lar sıradan bir kediden iki kat daha büyüktü. Bu böceklerin ağız yapısı ise sıradan bir av kuşunun gagasından farklı değildi. Bu yüzden tehlike anında karşısındaki canlıya ciddi zararlar verebilirdi. 250 milyon yıl önce yaşamış olan Paleodictyaptera üyeleri ise Dictyonoridae'lardan daha ilginçti. Bulunan fosil kaynaklarına göre bu korkunç böceklerin 23 inçlik bir kanat açıklığı vardı ve bu neredeyse 59 santimetreye denk geliyordu. Ama onlar bile tarih öncesi dünyadaki diğer bazı böcek türlerinin yanında resmen cüce gibiydiler.
O devasa böceklerden biri ise Permiyen döneminin başlangıcında var olmuş dev Yusufçuk Meganeura'ydı. Kabaca 250 ila 300 milyon yıl önce yaşamış olan Meganeura'lar tüm zamanların en büyük uçan böcekleri olarak kabul edilir. Meganeura'ya ilk baktığınızda onu günümüzde yaşayan helikopter böceğine benzetmiş olabilirsiniz. Ancak bu iki böcek türü arasında büyük bir fark vardı. O da boyuttu. 1 metre genişliğe kadar ulaşan bir kanat açıklığına sahip olan Meganeura, günümüzde yaşayan birçok kuş türünden bile daha büyüktü. Bu yaratık uçarken gerçekten bir helikopter kadar gürültülü uçuyordu. Bu arada her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olan böceklerin kralı akrepleri unutmayalım. 330 milyon yıl önce günümüz akreplerinin atası olan devasa akrep Icarus, gezegenimizin yüzeyinde dolaşıyordu. Bu korkutucu yaratıklar 28 santimetre ila 71 santimetreye kadar uzayabiliyorlardı. Hayal etmek zor gelebilir. Ancak bu yaratıkların sokaklarda dolaştığını bir düşünün. Yüzlerce insanın ölümüne sebep olurlardı. Bu akrebin bir de deniz sularında yaşayan yamyam bir akrabası vardı. Bu akrebe yamyam denilmesinin nedeni ise kendi türünü yemesinden kaynaklanıyor. Akrebin adı ise Geiclopterus rhinani'ydi. Bu akrepler dünya üzerinde yaklaşık 460 ila 250 milyon yıl önce yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda ise bazı bilim insanları şans eseri bu akrebin taşlaşmış bir pençesinin fosilini bulmayı başardılar. Bulunan fosil dev akrebin büyüklüğü hakkında bizlere birkaç fikir verdi. Denizlerin ve dünya okyanuslarının bu en eski yırtıcısı 2 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyordu. Ama bu akrepler bile tarih öncesi böceklerin gerçek devleri değildi. Yaklaşık 350 milyon yıl önce dünya tarihinde yaşamış olan ve bilinen en büyük böcek olan Arthroplora vardı. Bu türün bazı üyeleri 3,5 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyordu. Ve şimdiye kadar keşfedilmiş olan hiçbir böcek bu kadar uzun değildi. Bu devasa yaratık 60 ayağının üzerinde yürüyordu. Ve tehlike anında hedefinin üzerine kapaklanıp sivri ayaklarıyla hedefini paramparça ediyordu. Ormanda dolaşırken bu türden tuhaf bir yaratıkla karşılaşsaydınız küçük dilinizi yutabilirdiniz. Buna ben de dahilim. Üstelik tarihte ne kadar eskiye giderseniz böceklerin boyutlarının da o kadar büyük olduğunu görürsünüz. Peki bunun sebebi nedir? Biyologlara göre bunun basit bir açıklaması var. Onlara göre dinozorlar çağında var olan atmosfer günümüzdeki atmosfere göre çok daha farklıydı. Eskiden atmosferde bulunan oksijen seviyesi %35 gibi bir orana sahipti ve bu faktör canlıların daha büyük boyutlara ulaşmasına izin verdi ve hatta teşvik etti. Videonun bu kısmına kadar size 350 milyon yıl öncesine kadar yaşamış olan böceklerden bahsettim. Ancak size artık bu konu hakkında daha fazla bilgi veremem. Çünkü bu tür devasa böcekler en fazla 350 milyon yıl öncesine kadar görülebiliyor. Bu tarihin öncesinde yaşayan devasa bir yaratık yok. En azından biz henüz böyle bir yaratık bulamadık. Bulmamız da imkansız. Çünkü eski dünyadaki yüksek hava basıncı ve yüksek oksijen oranı sadece belli bir dönem etkisini gösterdi. Daha sonra ise bu faktörler giderek zayıflamaya başladı ve günümüzdeki seviyelerine gerilediler. Yani eğer 500 milyon yıl öncesine giderseniz oksijen seviyesinin düştüğünü, basıncın azaldığını ve canlıların küçüldüğünü görürsünüz. Örneğin ilk canlı organizmaların var olduğu 3,5 milyar yıl öncesine giderseniz oksijen seviyesinin %1'in altında olduğunu görürsünüz. Her neyse konuyu fazla dağıtmadan sonuca gelelim. Kazılar ve araştırmalar yapan bilim insanları her geçen gün yeni fosiller buluyorlar. Eskiden yaşayan bu devasa böceklerin torunları ise gezegenimizde hala yaşıyorlar. Ancak ataları kadar ihtişamlı değiller. Sokaklarda ya da ormanlarda gördüğünüz bu böceklerin yüz milyonlarca yıldır dünyada olduğunu unutmayın. Bizler onların misafirleriyiz. Çünkü onlar bizden önce de buradaydı. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.